Ben İsmail Pehlivan, 1973 yılında Gaziler'de doğdum. İki dönemdir muhtarlık yapıyorum. Ben 21 yıldır aynı zamanda dolmuşçuluk yapıyorum. Erzurum'a çalıştım. Şimdi Şenkaya'ya gidiyorum. Hop hop hop, bekle ben de geliyorum hop. Hop, hele. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba, hoş Merhaba, geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, ne var ne yok? Allah razı olsun. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol, Allah razı olsun. Emin çok iyi bir insan. Aynı zamanda benim çocukluk arkadaşım. Muhtarlığımı da bu arkadaşımdan devraldım. Aramız iyi, yani bir sıkıntımız yok, Allah'a şükür. Aleykümselam, sağ olasın, hoş geldin. Allah razı olsun. Sen nasılsın inşallah? Baba Serdar'ım hoş geldin. Buyur. Buyur. Aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yolculuklar. Hoş geldin. Hoş ne var ne yok, iyi misin? Sağ ol muhtar, sen nasılsın? Allah razı olsun. Geç kaldın sanki bugün biraz. Evet, biraz geciktim. Merhaba. Merhaba Emin abi, nasılsın? Allah razı olsun. Serdar, sen ne işin var? Evet. Hayırdır Şenkaya'da? Küçük alışveriş yapıp döneceğim ya. Şimdi zaten Şenkaya'ya minibüsçülük yapan muhtarımız. Şenkaya'ya giden insanlar genelde devlet dairesinde işi olanlar, maaş çekmek isteyenler, öğrencisi olanlar, pazara alışveriş yapmak isteyenler, insanların ilaçlarını alıyor. İşte bir yerden kargo gelmişse, işte bir emanet gelmişse onu alıp götürüp getiriyor. Merhaba. Merhaba Emin abi. Aleykümselam. 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 Şenkaya 20 TL. Ya bir sus Allah billahi şu raşidi yiyeceğim bir karavana. Deli etme beni. Vallahi. Ha burada açık uykumuz var dedi. Cüya koymuş cüya ya. Kim o ya? Ya abi bizim şey ya. Kimin oğlu? Deli Şaban. Şaban. Lastik vereyim İsmail abi. İsmail abi. İyi lastikler iyi mi? İyi daha yeni taktım. Lastikler güzel yok. Geçen sene değişti. Lastikler yeni yeni ya. Bak sen cihazın hayra aşağı. Muhterin arabasına desem buzdolabına bindik. Hem ne kalorifer yakın ne bir şeydir dondurdu bizi. Kömür bağlı kurbanım. Mazot bağlı. Vallahi ki ya sanki mazotuna çalışıyor. Zetenci değilsin. Yaka onların sına. Dondurma var da jetler tutma ya. Ben sürekli servis yapıyorum köyler arası. Sabah arabalarımız donuyor sabah. Onları çalıştırmaya çalışıyorum. Altına ateş yakıp
ısıtıp zor şartlarda yaşıyor. İlçeye gidene kadar çok zorlanıyorum. Zincir atıyorum. Öyle. Çok zorlanıyorum. Bir gün yine Erzurum'a gidiyorum. Öyle bir kar yağmış ki sabah kalktım, arabam donmuş, çalışmıyor. Altına ateş yakarak arabamın motorunu ısıtıp sonra mazot deposunda ateş yakarak mazotu ısıtıp yoluma devam etmeye başladım. Ama normalde 3 saate gittiğim yolu 8 saate gittim. Neden diyeceksin? Yolda ateş yakıyorum tekrardan bulduğum şeylerde. Mesela bir günde bir şey bulamadım, arabam yolda dondu. Böyle şapkalarım vardı, keplerim vardı. Onları yakarak arabamı ısıttım. Muhtar, bizim su projesi ne oldu ya o? Adam ek adam biter. Aynen. Aynen. Bölge müdürü onayladı, bakanlığa gönderecek. Ardışlı'da nasıl tarlalarımız ya var da. Yaşasın, su çıktı. Kar yağar barda barda kızlar, kar yağar barda barda. Ters! Ters! Hele bunu elimden alır tuvala. Ters! Ben de alacak. Acıktı bu sabah yani. Yedici yok. Sen de. Eski karlar öyleydi ki Orhan abi. Bu kapılar kardan tutulurdu. Giremezdi kapıdan. Yukarıdan, bacadan delik açardık, merdiveni koyardık. Bak buradan, bak yeri belli. Evet, buradan inerdik. Şimdi o eski karlar yok. Barajlar ki yapıldı ya, eski karlar kalmadı. Ürün de az oldu. Toprak suyunu çekmediği gibi sularımız da azalıyor böylece. Kar yağar barda barda kızlar, kar yağar barda barda. Kar olmayan yerde toprak üşüdü. Kar olan yerde toprak üşümez. Kar yağmadığı gibi yazın bizim ürünümüz olmaz, kurak geçer. Kurak geçtiği gibi otumuz bitmez. Şimdi karın altındaki toprak sıcak. Sıcak kaldı, bitkiler de üşümedi. Bu kar, bu toprağın yorganıdır. Bu karın altında bitkiler üşümedi, sıcak kaldı. Değil mi? Baharın oldu mu buranın yeşili hemen çıkar. Ama buranın yeşili çıkmaz. Aslında eskiden daha çok kar vardı. Fakat son yıllarda gerek dünyada küresel ısınmanın gerekse
yakınlarımıza, çok yakınlarımıza büyük barajların yapılması sonucu iklim biraz daha 3-5 derece daha ılımanlaştı. Bu da karın bu memlekete, bu dağlara biraz daha az düşmesine sebep oluyor. Tabii bu bizi korkutuyor, bundan korkuyoruz. Biz kuruların yanında yaş olarak biz de yandık. Bunun sıkıntısını çekiyoruz. Aslında insanlar kendi yaşadığı çevrenin hem mimarıdır hem de kendi yaşadığı çevrenin katilidir. İnsanlar eğer yaşadığı yere kendisi duyarlı olursa zaten tabiat ana, doğa ana onu gerçekten şefkatle kucaklayacaktır. Yani o doğayı yok ettim dediği zaman doğa onu yok edecektir. Çile her sevdanın bedelinde var, Allah gönüllerin güzelinde var. Aşıklık bardızın ezelinde var, bir kültürü taşıyorum bu köyde. Çemiz desen ilanın boğazına akar. O bit tünelin o şeyi birader var ya artık beklerdi. Aynı ile yapmış. Ne de çırpısı yok. Evet. O şey yetenek var, Allah vermiş. Adam geldi de sıfırdan ev yaptı, sen bahçe duvarını beğenmiş. O bütün o taşlar var ya yöken, orası kuru duvardır. Onlar hep ben el arabasıyla taşıdım. Kışına bu zamanlar ben taşıdım yaptım. Yok maşallah çalışırsın ya Allah için ya. Yok ben boş durmam ya. Burada evimi yapıyordum. Oğlumla beraber işte evin temeline taş koyuyorduk. Baba dedi, etrafımı arılar sardı dedi. Vallahi dedim, oğlum dedim, bu Allah'ın bir işaretiydi bize. Az gittik bahçenin az ilerisinde bir kuşburnu ağacına konmuştum. Sonra onu bir kovana koyduk, aldık. Ama işte 10 yıl önceydi bu tabii. 10 yıl içerisinde o kovan 64 tane oldu. Kışın arılarımı buraya koyuyorum. Kışın arılar şu anda burada kış uykusundalar. Hava 5 dereceyi geçince onlar otomatikmen uyanıyorlar. Ses verir sana. Ses verdiği zaman anlarsın ki arı uyanmıştır. Tabii şey vermeden, arıya şerbet vermeden, bunu hileyle değil de daha organik, daha doğal, insanlara ilaç olsun. Mesela bu işi hileyle yapanlar var. Adamın 60 tane petekten, kovandan 1,5 ton bal aldı. Benim 64 tane kovanım var. Ben 130 kilo bal aldım. Aradaki farkı siz hesap edin. Bal olsun da nasıl olursa olsun. Bu da bizi çok sıkıntıya sokuyor maalesef. Bunun da şeyini çekiyoruz yani. Öyle arıcılarımız var ki kovanlarını satıyor. Zarar ediyorum diyor. Niye yapayım ki bu işi yani? Serdar hele bir tane sen söyle bacanak ya. Bir tane söyle hele canıyım. He? He dur sen söyle. Söyle ula bu duymuyor İsmail. az kulaklar ağır iş. He bu da mı? Söyle ula bir tane. Esatan aşık. Erdi dağların karı, gelen yok mu bizim köye? Vallahi. Geldi bardızın baharı, dönen yok mu bizim köye? Gelen yok mu bizim köye? Dönen yok mu bizim köye?
Dur geçme çakır babayı, oku İhlas Fatiha'yı. Dur kulaklar bardız çayı, gelen yok mu bizim köye? Dönen yok mu bizim köye? Gelen yok mu bizim köye? Burada tabiatla baş başasın. Herkes seni tanıyor. Tabiat zaten seninle Allah'ı baş başa bırakıyor. Allah'la baş başa olmak çok güzel bir şey. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada insanlar horozun sesiyle kalkar. Horozun sesiyle kalkarız. Bismillah'la kapılarımızı açarız. Çünkü ecdadımız der ki, rızık melekleri sabah namazında gelirler. Kapısı açık olanın rızkını bırakırlar. Kapımızı Bismillah'la da olsa bir kere açarız ki rızık melekler o günkü nasibimizi versin. Sonra herkes zaten akşamdan planlamıştır işlerini. Yarın tarlama gideceğim ya da çayırıma gideceğim. İş bölümü yapılır. Herkes bir işin ucundan tutar. İşte o günkü rızık neyse, o günkü nasip neyse onun peşinden koşturur. Selamünaleyküm. Selam. Hoş bulduk. Sarhoş geldin. Nasılsın yenge? Ne var ne yok? Eyvallah. Sağlık seni seviyorum. Mustafa buyur. Dur akşam. Sağlığa ver otur. Alanca bakayım ne yediysin? Ne var ne yok? Allah iyiyim sağlığı Mustafa. Sen ne yapayım? İyisin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne var ne yok? Sağ. Köyde hayat nasıl? Köyde de hayat böyle. Kış günü, kar. Yenge sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim valla. Uğraşıyoruz. Durağından aran nasıl? İyi valla. Sana iyi davranıyor mu durak? Evet davranıyor. Evet çok davranıyor, çok iyi. Durak şanslı. Öyle. Senin gibi bir avradı var, çalıştı. Durak da yetsin. Ben de çok çalışıyorum, evet, valla çalışıyorum. Ya Mutlu abi, yalan söyleyeyim. Tamam. Çalışmıyor. İyi işte, tamam. Ya teze kadar bir şey at. Yenge sadece teze mi yakıyorsunuz, odun da yakıyormuş? Tezek de yakıyoruz, odun da yakıyoruz abi. Karışık yakıyoruz. Teze yine ne iyisiniz maşallah. He, ısınıyor. Evet de şimdi çekmek gibi falan şey yaptı. Geldi ya buraya. Çocuklar kameraya çok şey baktılar. Hiç görmemişler. Görmediler mi yani kamera falan? Daha önce pek görmediler yani. Bir sefer gelmiştiler. O zaman da daha çocuğudular yani. Şimdi... Yani köye kamera çekip gelmediğim müddetçe köylü çocuğu dışarıdan çok gelenler merak ediyorlar yani. Merak ediyorlar kamerayı. Şimdi. Sabah dışarı çıkmak drone var. Drone'a seyretmeye çıkar üzeri giymeden. Şimdi, drone'a bakıyorlar. Mesela çok gelip giden yok. Köyün yok yok pek olduğunuz. Gelip giden yok yani. Onun için çocuklar biraz o konularda şey kalmışlar. Aras tarafa gel Aras. Mesela şehirden gelen bir bayan. Yengemin yaptığı işleri yapabilir mi? Hayır, benim yaptığım yapamazlar. Onlar yapamaz. Benim girip para köm mü silecek? Köm silemez ki. Pendir mi çekecek? Yapamazsın. Aa, deri mi basacak? Elini soğuktan sıcağa sokmamış. Biz her şeyle uğraşık mutlaka. Peki sen şehire gidince o hayata alışabilecek mi? Ben alışırım. Ben okumuşum, mutlarım. Ben yaparım. Her şeyi yaparım, mutlarım ben. Görmüş, okumuş insan her şeyi yapar. Bilgim var çünkü. Ona bakarsın, öğrenirsin. Ulan yok balıkla mı olmaz ya, kafanı taşa vurursun ha. Çabuk. Yallah. Yallah. Koş lan koş lan koş.
Şimdi biz bunu sene kışlık yakmak için bunu tezek basma yapacağız, tamam mı? Bunu tezek yapmasak seneye yakacağımız olmaz. Şimdi ben önce bunu dökmek için yerini temizleyeceğim, kürağı getireyim. Bunu seneye yakacak için, seneye yakmak için kullanacak yani. Yerini üzerinde şöyle karını kapatayım. Şu an sene baharı nasip olursa kuruduğunda böyle basma yapıp böyle ondan sonra böyle keserek tezgahımızı yakacağımızı hazırlamış oluyoruz. İşte geçen yıldan hayvanlardan yaptığımız hayvanın gübrelerinden bu sene de sobada yakmak bu sene hazır yakacak ihtiyacını böyle karşılıyoruz. Size de gelelim. İsmail. Doktordan önüme bir tane ayı çıktı. Ayı böyle vuh etti ya, ben böyle abi uzağa kaçtım. Dedim kaçayım. Alttan virajdan bir daha geldi önüme çıktı ya, ben şaşırdım. Aşağıdan minibüs geldi, korna morna vurdu. Ayı döndü dediler. Ula dedim, bizim arabada silah var diye. Ne yapıyorsun Kenan Baba? Ne yapıyorsun? Ormanların kralı Kenan Baba. He. Nasıl, ne var ne yok? Yaban işte. Hayvan falan var mı? Var. Sıkıntı yok. Vuran var yok, mı? Yok, vuran şu anda yok da. He. Yani ateş eden de yok. He, iyi. Yani dolandığımızda şey yapıyoruz. Bir şey görünür de yok yani. İyi kardeş, var mı bir isteğin ağzın? Senin var mı bir isteğin? Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Sağ ol kardeş. Sağ ol. Adım Kenan Topaloğlu, Erzurum Şenkaya doğumluyum. Kendim orman işletmesinde merkez şoförüyüm. Toplu korumada çalışıyorum. İşlerim bu. Bize ihbarlar geliyor. Gelen ihbarları biz değerlendiriyoruz. 24 saat biz görevliyiz. Gelen ihbarları gelip yakaladığımızı gereken işlemlerle yapıyoruz. Valla bizim burada ayı, tilki, tavşan, keklik, kınalı keklik ile çilçek diyor bizim buralarda. Kışın çift tehlikesi, bazı yerlerde çift tehlikesi. Büyük temel.
Hayvan yiyeceği bir şey bulamadığında birilerine saldırırdı yani. Şimdi yani eski çıkarlar yok, bir şey yok yani. Hayvan yani kendini şey yapıyor yani. Şeyde doğada doyuruyor bir şekilde yani. Kış iklimlerinde en çok çektiği sıkıntılar yol kapanmaları oluyor. 3 gün, 4 gün, 5 gün yani açılmamış yollar bile oluyor. -35 dereceleri gördük bu köylerde, soğuk. -35 derece çok kar yağar buralara. Yağmaya devam edecek, daha 2 ay daha yağacak buralara kar. Çok zor şartlarda yaşıyoruz buralarda. Kar fırtınalarında mümkünse dışarı çıkmamak lazım. Sıkı giyinip kar fırtınalarında zaten dışarı çıkamıyoruz hiç. Hep evlerimizde oturup sobalarımızı yakıp çayımızı içiyoruz. Bir hayvan veya bir insan şartları bilmeden dışarı çıkarsa fırtınalı havalarda evet ölebilir. Fırtınalı havalarda zaten buradaki yaşayan halk genelde bilir. Evlerinden çıkmaz ama şartları bilmeyen adam ve çevreyi tanımayan adam dışarıda kalırsa evet ölebilir. Bazen gözümüzün önünü 1 metre bile göremiyoruz. Bu dağların başından 3 tane tarihi olay geçmiştir. Yavuz Sultan Selim Han topları, top yolu dediğimiz meşhur top yolu bu dağlardan geçer. Bu dağlardan İran seferi üzerine gitmiştir. İkincisi Sultan Abdülhamit Han zamanında 1877'de Osmanlı-Rus Savaşı burada patlak vermiş ve orada Osmanlı-Rus Savaşı'nın merkezi olmuştur ve Osmanlı'dan ilk kaybedilen toprak parçalarından bir tanesi burası olmuştur. Yaklaşık 45 yıl kadar Rus egemenliği altında kalmıştır. Daha sonra 1914-1915'te Sarıkamış Harekatı'yla yeniden gündeme gelir Bardız Soğanlı Dağları. Yani Rus'tan daha çok kar düşman olmuştur bu dağlara. Her kar tanesi bir kurşun olmuş, bir vatan evlatını toprağın altına gömmüştür. Sarıkamış Harekatı'nın merkezi olan bu dağlar, 90 bin şehit bu dağlarda donarak ölmüştür. Dedelerimiz derdi ki bize, askerlerin bedenlerine ilkbaharda ulaşabildik. Biner kişilik, ikişer bin kişilik büyük toplu mezarlar açarak onları topladık ve getirdik, defnettik bu dağlara. Ve 90 bin şehidin mezarı bu dağlarda yatar, bu toprakların altında yatar. Bu dağlarda aslında bizim için, bu yörede yaşayan insanlar için kar berekettir. Kar rahmettir. Kar denince bizim aklımıza rahmet gelir. Bir diğer özelliği ise bu dağlara saygı duymak lazım. Tabiat anaya saygı duymak lazım. Tabiat der ki bize, bana 10. aydan sonra gelmeyin, bu dağlar öyledir. Gelirseniz sizin en kıymetli şeyinizi elinizden alırız. Bana ilkbaharda gel.
kışın sana vermediğim, karlı dağlardan vermediğim yolu, ilkbaharda yoluna çiçekler sererek, kardelenler sererek yoluna seni menziline ulaştırırım. O yüzden bu dağlara öncelikle saygı duymak gerekir, onun dediğini yapmak gerekir. Üşüdük. Hadi dönün hemen. Hayır dön Salih. Dönün hadi. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz. Hadi. Ördek avına gittik ekiplerle. Ördek avına gitmemiz gerekiyordu. İlk başta her şey yolundaydı. Hava gayet güzeldi. Biz gittikçe, dağa çıktıkça hava kötü oldu. Daha sonra fırtına çıktı. Ben baktım durum tehlikeli oldu. Ekibi mecbur kaldık, geri çevirdim. Yani bu dağlarda fırtınanın ne kadar tehlikeli olduğunu ben biliyorum. Daha önce de olaylar oldu. Ölen insanlar oldu. O yüzden mecbur avımızı yarıda kesip geri dönmek zorunda kaldık. Hayırlısı Allah'tan. İnşallah başka sefere. Yedir. Nereye gidiyor onlar? Ersüney. O saat çırıt bitti, bizim haberimiz mi yok? Hayır!
sana verim. Vallahi geldi. Hey! Maşallah daha der oğlan. Ay yaradan averim. Allah koyma. Maşallah. Akol. Sabah. Vallahi koyma. Akol. Erkan'a vur Erkan'a. Valla veremez. Vur kardeşa. Ahay. Aha. Koyma vuracak ha. Gelirken çıkmadı bak nasıl at. Allah billah işitti at. Allah. Bana bana koyma. Vur 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 vur. Haydi muhter geldi. Muhter kıyma vurma. Oy vermez bir dahaki sana vurma. Maşallah. Yaşa. Ay maşallah. Hey, vurma kardeşine vurma bana kardeşine vurma bana. Bana yakala hadi. Vurma. Koyma. Kaç 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 kaç. Bir sefer kaç. Aman kaç baba aman kaç baba. Bana 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 bana. Bana kaç geldi kaç. Aman kaç kaç. Cirit bizim ata sporumuz. Dedelerimizden, atalarımızdan kalan bir ata sporu. 14 atla oynanır. 7 bir tarafta, 7 bir tarafta. Cirit'imiz tabii bugün bizim takım kazandı. Atımız da birinci oldu. Erkan binicisi. Çok güzel bir oyun oldu. Kazasız belasız. Erkan'cığım bu cirit nasıl oynanıyor? Bize kurallarını bir anlatır mısın? Kuralları şu şekil abi. Takımlar çıkar sahaya. Evet. Sporcular 7-7 takım olarak ayrılır. Evet. 90 dakika maç sürer. 45 dakika 45 dakika muhtarım. Evet. Ondan sonra maç başlar. Cirit başladığı andan itibaren arkadaşına sert tepki, hakaret, kafadan yukarı cirit atma yasak. Efendim ondan sonra at atı yakaladığı zaman yanına girdin, atını yakaladın, puan alırsın, artı 4 puan. Evet. Onu nasıl alırsın? Abicim alaya gidersin, cirdini kullanırsın, gelirsin alayına geldin, cirit yemeden geldiğin zaman artı 4 puan. Evet. Peki... Erkan şunu merak ediyorum. Bu atın kuyruğunu niye böyle bağlıyorsunuz? Kışın hava şartları çok soğuk olduğundan dolayı. He. Buralar acayip halde soğuk Fars'tan. Ondan dolayı bağlıyoruz ki hayvanı sıcak tutsun, hayvan hareket etsin, çalışsın, oynasın evet. diye. Çok açık olduğu zaman üşük alır diye, üşüdüğü için oynamaz. Evet. Bir de at kuyruğundan çabuk üşür. Evet. At kuyruğundan çabuk üşür. Çok güzel bir oyun sergiledin. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Takımımızı da kazandırdığın Allah için. Teşekkür ederim. Çok mutlu olduk, memnun olduk. Geldi. Geldi. Orada şey. Tamam. Ya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yolun açık olsun muhter. Allah yapıyor. Bura, bura canım ben bak. Şey Allah'tan ağzı varmıştır. Muhter yiyin misin ha? Sen yeme, senin şekerin var muhtarım ya. Bu balıldı mı bunu ne güzel yaratmış. Baksana zarar olsa yaratmazdı. Ye. Yedin. Ye. Atifet nene mi? Nenem varmış da ırgatlar gelmiş. Yani diye demiş yiyin utanmayın. Demiş yiyin utanmazlar yiyin. Yiyin utanmazlar demiş yiyin. Acele şey yapın işlerinizi bitirin dönelim muhtarız. Evet. Artı bir işimiz var onları hemen halledek. Vallahi iki tane muhtar siz ben açıyorum. Geldi Şenkaya ya. Evet elhamdülillah işlerinizi biraz acele hastaneye edin. Hastaneye inen var mı? Siz dönelim. Hastaneye de inen var mı? Yok. Yok. Devam et. Devam. Yok.
gelin. Kendine iyi bak. Yatıracağım da yalnız şey telefondan şeye bakarsın da abi şöyle diyor. Selamını da al kardeş. Kaçacağım orada şaşalarını da al. Böyle. Onlar da abi gelin. Ha ben işim bitti ben aldım alacağım. Ha. Hayır, sen de oradan başla Allah ya. Herkes tamam mı? Tamam, tamam baba, tamam. Vallahi unuttuğumuz biri olur hele rezil oluruz ha. Şöyle çoluk çocuk şimdi yola çıktı bizi arıyorlar. Nerede kaldılar? Haber verdim haber. Serdar'ın telefonunu şarjı bitmiş onun evden aradılar ki böyle böyle. Milleti de huylu dinleyecektik baba. Ben de baldızıma haber verdim. Dedim biz geç geleceğiz biraz. He. Merak etme. Allah haberin Allah olsun. Haber verdim yani. Hemen söyle. Serdar. Bar türküsünü söyle. Benim borcum yok ki. Borcusu olan bu. Hala döner aldın mı hatuna yemin eve bırakmaz yoksa seni bak. Aldım. Aldık kardeş. Döner al biz bak. Biz neyi yesek ona da aynısını götürdük. Eve bırakmaz seni. Zaten sen ondan evet. İzinsiz bir şey yapamıyorsun. Ulan oradan bir söz çevirdi. Acımızdan öldü. Baba helal. Muhabbet.